Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin 18 kişinin içinde olduğunu belirterek ama emir veren de bulunmalı dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan 17 Aralık 2013-31 Ekim 2018 tarihleri arasında FETÖ-PDY irtibatı ve iltisakı olan toplam 1289 personelin işine son verildiğini bildirdi. CHP'de 24 Ekim'de toplanan parti meclisinde 105 ilçe ve belde adayı açıklanırken, 150 civarında aday ise yarın toplanacak olağanüstü parti meclisine belirlenecek. Sağlık Bakanı Koca, özellikle sağlık hizmetlerinden alınan farkın azaltılması veya kaldırılması yönünde yapacağımız uygulamalar neticesinde sağlık hizmeti alırken vatandaşımızın cebinden çıkan harcamaları daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, PKK'lı teröristlerin başına ödül koymak, PYD-YPG'yi perdelemek, gözlerden uzak tutmak demektir derken, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hamleyle 3-5 teröristin başına ödül koydu. Bu ödül işi PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'yi meşrulaştırma çabasıdır. İşi sulandırmayı bıraksınlar, paketleyip versinler dedi. Dün gece boyunca bombardıman sesleri altında panik yaşayan Gazze halkı bugün büyük bir yıkımla uyandı. İsrail savaş uçaklarının geride bıraktığı yıkım gündüz daha net görüldü. Bazı binalar tamamen yıkılırken bazıları ise büyük hasar gördü. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PYD'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 220 davada 1809'u ömür boyu olmak üzere 2724 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Bulgaristan hükümeti, Birleşmiş Milletler'in göçü küresel çapta düzenlemeyi amaçlayan süreçten çekilme kararı alarak yeni anlaşma belgesini imzalamama kararı aldı. Parlamentodan beklenen onayın ardından Bulgaristan, BM Göç Sözleşmesi'ne karşı çıkan ABD, Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ın yanında yer almış olacak. Esed rejimi ülke dışına çıkan Suriyelilerin taşınmazlarına göz dikmekte ısrar ediyor. Rejim yerinden ettiği milyonlarca kişinin taşınmaz mallarına el konmasına imkan sağlayan 10 numaralı yasada göstermelilik düzenlemeye gitti. Ticaret Bakanı Pekcan, ilk aşamada 16 ilde 25 oda ve borsamızla ihracat destek ofisleri kuruyoruz. Bu 16 ilimiz 53.6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın 3'te 1'ini gerçekleştirdi dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvuru sonuçlarını öğrenciler E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Çevre ve atık yönetimi ile ilgili çalışmalarda teşvik. Marketlerde poşetlerin 25 kuruş olması, yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları yapımının zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren iki ayrı kanun teklifi meclise sunuldu. 13 Kasım Salı günü BIST %1.18 yükselerek 95.527'den, dolar %0.40 azalarak 5.4917'den, euro 0.51 azalarak 6.1816'dan, altın %0.23 azalarak 211.79'dan işlem gördü. 14 Kasım 2018 Çarşamba günü en yüksek hava sıcaklıkları Ankara'da 8, İstanbul'da 13, İzmir'de 16, Antalya'da 22 derece olacak. Yeah.